Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Saatur Mahallesi'nin 2 adet villa tanıtmaya geldim. Aslında başka bir yer tanıtmak için geldim buraya site içerisinde ama fiyatlar yüksek olunca müstakil villanın fiyatı site içerisindeki bir villadan daha uygun olunca burayı tanıtmak istedim. 10 milyon 750 bin TL denize yakın, drone görüntülerinde göreceksiniz. Saatur plajına çok yakın bir mesafede 2 adet villamız var. İki kardeş alabilir, iki arkadaş alabilir. İstenirse araya duvar örülebilir, istenirse bitkilerle kapatılabilir. İstediğiniz gibi burada düzenleme yapılacak arkadaşlar. Bunu müteahhit firma da yapacak. İki adet havuzumuz var zaten. Her villanın kendine ait havuzu mevcut. Ön tarafımız yol, araç park yerimiz de ön tarafta mevcut. Gayet güzel bir girişimiz var. Burası diğerinden bir tık daha geniş arsa payı. Şuradan itibaren geniş. Yani şu kısım köşeli olduğu için arsa. Aslında daha geniş duruyor burası diğerine göre. Bu yüzden böyle burayı tanıtalım dedik. Zaten ikisi de aynı. İç yapısında herhangi bir değişiklik yok. Böyle bir bitki alanı bırakıldı. Buraya da istediğiniz ağaçlar dikilecek. Şimdi bahçe peyzajında bence böyle olması gerekiyor. Aslında bahçe peyzajı yapmadan bir ev satılırsa ya da alınırsa çok daha mantıklı. Çünkü belki siz başka bir ağaç, başka bir bahçe peyzajı isteyebilirsiniz. Bu şekilde de yapılacak. Giriş kısmımız burada. Göstereceğiz. Geniş bir teras alanımız var. Hemen şöyle yan tarafı da bir gösterelim, anlatayım. Şimdi bu bahçe ikiye ayrılmış gibi düşünün. İki tane arsa burada mevcut arkadaşlar. Hemen şöyle bir arsa payına bakmadık ama bir yandan da ben arsa payına bakayım. Burada arkadaşlar 550 metrekare yani 275 metrekare bir arsa payına sahip olacak. Her villanın arsa payı. Yani tam ortadan istenirse ayrılabilir. Ya da böyle iki akraba, iki kardeş falan varsa ayırmaya da gerek kalmaz bu sayede. Bu şekilde çok daha güzel olacaktır. En azından bahçe alanı bütün aile bir arada yaşayabilir. Gayet de güzel olur. Denize yakın çevremiz artık villalarla dolmaya başladı. Yakında da bütün bu gördüğünüz boş alanların tamamı 1-2 sene içerisinde eminim ki dolacaktır. Ben bunu en son Efeler Mahallesi'nde söyledim. Bir tane villa tanıtıyorduk orada. Arka taraf bomboştu. Dedim ki 2 sene içerisinde burası tamamen dolmuş olur. Gerçekten de şu an gidelim. Aynı villayı tanıtayım. İnanın diğer videoyla peş peşe de izleyin. Böyle bir değişiklik göremezsiniz başka bir yerde. Çünkü Türkiye'nin en çok göç alan ilçelerinden bir tanesiyiz arkadaşlar. Bu yüzden nüfus çok hızlı yükseldiği için artık insanların barınma ihtiyacını da karşılamak için böyle şehir merkezi dışında yani Altınkum'un dışında bölgeler daha revaçta. Zaten dört tarafımız deniz. Aslında üç tarafımız deniz. İzlediğiniz yerde denize girebiliyorsunuz. İstediğinizi diyemedim değil mi? İzlediğiniz yerde falan dedim. Akşam bir Cennet Mahallesi izledim de böyle kısa bir Instagram'da. Artık oradan deniz sürüşmesi oluyor. Gayet güzel bir havuzumuz var. Havuz büyük bu arada. Normalde 15-20 metrekare falan havuz yaparlar ama burada 30-35 metrekarelik bir havuza sahipsiniz. Gayet de güzel bir seramik yapılmış. Ayrı mutfak, patlama taş kullanılmış, zemin katta otomatik panjurlu. Gayet güzel. Şu giriş kısmı güzel olmuş. Bak buradan mesela şöyle kapatırsak camla da olur. Yarım camla. Ön tarafı kapatmaya da gerek yok. Şuraya kadar kapatsak şurada da vestiyer olayını tamamen çözmüş oluruz. Çok daha sağlıklı olur. Güvenlik kamerası tesisat alanında mevcut. Hemen şöyle içeriye doğru bir girelim. Güzel bir koridorumuz var. Gerçekten böyle girdiğinizde güzel bir koridor var. Salon mutfağa girmiyorsunuz. Zaten salon mutfak ayrı demiştim. İlk önce bir salon kısmına bakalım. Şimdi burada bahçenin, havuzun merdiveni var. İçeriye koyuyorlar ki çalınmasın diye. Ev boş olunca arkadaşlar ister istemez çalınıyor. Dikkat etmek gerekiyor. Gayet güzel bir salonumuz var. 60'a 120 seramik yapılmış. Spot aydınlatmalar çok güzel bak. Gerçekten harika spot aydınlatmalar seçilmiş. 4 tane böyle büyük spotların yanında küçük küçük spotlar bırakılmış. Televizyon tesisat alanımız mevcut. Priz sayısı oldukça yeterli. İki camda da zaten panjur sistemi var. İkisinden de bahçe kısmına çıkabiliyorsunuz. Devam edelim. Şöyle bir lavabomuz var. Merdiven altı lavabomuz var. Şuradan itibaren depo olarak kullanırsınız. Zaten buraya kadar rahatlıkla kullanabiliyorsunuz ama buradan itibaren depo olarak değerlendirirsiniz. Tavana kadar seramik yapılmış. Güzel olmuş. Şuraya tekrardan bir boya lazım şöyle diplere. Çünkü bu derzleri atarken biraz usta elinin ayarını kaçırmış. Visan marka gömme rezervuarı, ECA markada musluklar kullanılmış. Kapı da güzel değil mi? Bakar mısın kapıya? Gayet ideal bir kapı. Ağır bir kapı. Boyut kapınınmış. 20-25 milyonluk villalara gidiyoruz. 10 bin liralık kapı takıyorlar. Çok garip değil mi? Aslında
giriş kapısının böyle çok güzel olması gerekiyor arkadaşlar. Tabii güzel olsun derseniz de beklemeniz gerekiyor. Ben giriş kapısını 100 gün bekledim. Bana 45 günde gelecek dediler. 100 günde geldi. Çift duvar olunca çift kanat falan oluyor bazen. O iskeletini de ayarlamak gerekiyor. Yani inşaata başlayacaksanız ilk önce kapıyı falan alın. Onu söyleyeyim. Kapıyı alın çünkü geç geliyor. En azından inşaatın bitim süresine denk getirirsiniz. Gayet güzel bir mutfak alanımız var. L şeklinde bir tezgah yapılmış. Chimstone tezgah. Tezgah arasında Chimstone. Füme camlar kullanılmış. Mat krem renkte. Dolap kapakları beyaz gözüküyor olabilir ama krem renkte gayet de güzel duruyor. Eyve de güzel seçim olmuş. Artı burada yine bir havalandırma için. Şöyle açalım burayı hafiften de olsa. Tabi bunun başında beklemek biraz yoruyor. Kumandalı sistem ama kumandanın da pili kayboluyor, kumanda kayboluyor derken çok uğraştırıyor. Bu şekilde yine daha temiz, daha düzgün duruyor. Gayet güzel. Kapılar da güzel. Doğalgaz tesisatı da mevcut. Hemen yukarıya doğru çıkalım. Dediğim gibi bir sitede villa tanıtmaya geldim. 12 milyon falan dediler. Burası fiyatını söyledik mi başta? Buranın fiyatını söyledin mi? Söylemedim bence. 10 milyon 700 bin TL. Ben söylemedim diye hatırlıyorum. Videonun başında sen söyledim diye hatırlıyorsun ama bence hala söylemedim diye hatırlıyorum. Şimdi şuradan itibaren teras istenirse açılabilir ama zaten burayı kapatacaklar. Onu söyleyelim. 3 tane odamız var. Bir genel kullanım banyo lavabomuz var. İlk odamız burada. Gayet güzel bir oda. Yatak yeri zaten hazırlanmış. Çift kişilik bir yatak buraya rahatlıkla sığdırırsınız. Artı dolabı da sığdırırsınız. Bir de geniş bir balkona açılan bir kapımız var. Şöyle balkona da çıkalım. Fiyatları artık biz hesaplayamıyoruz arkadaşlar. Şimdi çevrede 12-13 milyonlara satılıyor. Burası 10 milyon 700. Onlar da sıfır, bunlar da sıfır. Aynı kalitede yapılmış. Deniz aynı uzaklıktaki yerlerden bahsediyorum. Fiyatlar artık tamamen böyle müteahhitin insafına kalmış durumda. Bu yüzden böyle biraz daha uygun yerler, mantıklı yerler alınabilir. Burası da mantıklı yerlerden bir tanesi. Gelelim banyo kısmına. Gayet güzel bir banyomuz var. Şık bir banyomuz var her şeyden önce. Geniş seramikler çok güzel olmuş bak. Karşılıklı duvarlara bırakmışlar. LED aydınlatma da çok şık duruyor. Ben banyoda LED'leri seviyorum. Çamaşır makinesinin yeri ısıtma için, su ısıtması için. Burada da makine yerimiz var, tesisat alanımız var. Buraya bir dolap da yaptırabilirsiniz ama bence bu şekilde de kullanılabilir. Duşa kabinde gayet geniş. Dediğim gibi Visam'ın gömme rezervuarı, Ecan'ın muslukları var. Buradaki suda herhangi bir problem yok. Dün bir videoda Akbük'teki birkaç küçük sorundan bahsettim. Hemen şey yazmışlar. Ya kardeşim nasıl yaşayacağız orada? Yaşıyoruz gayet güzel. Herkesi bekleriz. Akbük de güzel. Şimdi geldik diğer odaya. Yatak yeri burada. Dolabı köşeye yerleştirirsiniz büyük ihtimal. Bir de balkonumuz var burada. Tavan yüksekliği güzel. Artı soba bacası da koyulmuş bak buraya. Şömine yapılabilir diye belki. Güzel olmuş. Mantıklı düşünülmüş. Süpürgelikler antresit renkte. Seramiklerle de uyumlu. Ev yapacaksanız bunlar güzel gösteriyor. Bak kapının şu iskeleti çok güzel duruyor. Pervaz değil mi? Harika durmuyor mu şurası? Bence güzel duruyor. Yani yarım bırakmak yerini tamamlamışlar orayı. Gelelim bir diğer odamıza. Burada da yine yatak, dolap yeri rahatlıkla sığdırabileceğiniz bir alan var. Burada yatağımızın yeri mevcut. Karşıda yine bir pencere var. Burada da sürgülü bir pencere var. Fransız tarzı bir balkon var. Balkondan gösteririz zaten çevreyi. Hemen şurada iki tane site var. Denize çok yakın. Drone'u da bir kaldırırız. Deniz manzarasını, denize olan mesafeyi de net bir şekilde görmüş olursunuz. Fiyatlar bu şekilde arkadaşlar. Gayet güzel. Ama ben her videoda söylüyorum. Zamanınız varsa arsanız alın kendiniz yaptırın. Böyle de bir emlakçıyız. Değil mi? Böyle de bir, geçen biri bana şey yazdı. Kardeşim böyle söylersen sen nasıl ekmek kazanacaksın diye. Kazanıyoruz bir şekilde. Bildiğimizi söyleyelim de. Mantıklı olan bu arkadaşlar. Buna kimse bir şey diyemez. Müteahhite bile sorsanız zamanınız varsa kendiniz yaptırın diyor tabii ki. Ama zamanınız yoksa. Tabii bir de şöyle bir durum var. Mesela bu evi arsasını aldınız yaptınız şu maliyete getiremezsiniz. Yani bazı bölgelerde arsa alıp yapmanız mantıklı ama bu evin şu an arsa payı ve maliyetini hesapladığınızda bu rakamlara çıkamazsınız. Yani daha yüksek rakamlara evi bitirirsiniz. Bu da sizin için çok zor olur. Bu yüzden arkadaşlar böyle mantıklı yerleri pazarlığında güzel yapın alın. Ama Yeşiltepe gibi yerlerde
ev alacağınıza arsanızı alın, kendiniz yaptırın. Denize mesafemiz hemen şurada arkadaşlar. Orada zaten kubbeler gözüküyor. Büyük Anadolu Oteli'nin hemen ön tarafındaki sahilde giriyoruz. Yanımızda, sağımızda, solumuzda evler ve siteler mevcut. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin. 2 adet villamız var. İkisi de satılık. 10 milyon 700 bin TL fiyatı. Başta söylemediysem bile yazacağım ben oraya. Çünkü söylemedim diye hatırlıyorum. Bahçeleri geniş, gayet güzel. Havuzlar geniş. Ön tarafımız yol. Denize de yakın. Artı Altın Kum'a da çok yakın burası. Kaç kilometredir Altın Kum'a? 7 kilometrelik bir mesafe. Zaten Didim'in bir ucundan bir ucu 10 kilometre. Öyle çok büyük bir alan değiliz. En uzak yer Akbük. Orası da 12-13 kilometre civarında bir şey galiba. 5.8 kilometre kuş bakışı. Biz buna 6-7 diyelim. Yani aynı şey de diyebiliriz. Yoldan mı uzaklığı? Evet. 5.8. Çok yakınmış ya. Bizim uzaklık algımız tamamen farklı. Geçen İstanbul'dan bir müşterimiz aradı. Akbük'te dedime kaç dakika? 10 dakika uzak biraz dedim. 10 dakika uzak mı sizin için dedi. 10 dakika bizim için uzak geliyor arkadaşlar ama büyük şehirde yaşayanlar için gerçekten yakın bir mesafe. Gayet güzel bir villa gezdik. Alıcısını bekliyor. Çok uzatmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin.